Pandemi şimdi, dönemi, pandemi döneminde de Galatasaray Lisesi öğrencilerine özel yaptığınız, görevde değilken yaptıklarınızı bir parça ben biliyorum. Onlar, yani şimdi bu çok var da bir yani parça bir süreci biraz şey yapmak için yani çok fazla e, sıtmamak için yani. şey yapmak istemedim. Ama Allah nasip etti Galatasaray Lisesi'nde yatılı okuduk ya. Yatakhane, 100 kişilik bir yatakhane. Tabi saat 9.30'da yatmak zorundasın. 9.30'dan işte 10'a 11'e kadar yatak sohbeti başlıyor. O zaman Mehmetciğim o zaman Selahattin abi Galatasaray Spor Kulübü Başkanı rahmetli Türkiye'nin vergi rekortmeni çok büyük bir iş adamı ve Aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanı. Hayal kuruluyoruz Ander Allah'ım diyorum. Bize de öyle bir hayat çizgisi ver ki. Selahattin abi gibi iyi bir iş adamı olalım. Ve en önemlisi Galatasaray Spor Kulübü'ne de başkan olalım. Konuştuğumuz, hayal ettiğimiz en büyük hayal bu. Ben buradan mektepli, Galatasaray arkadaşlarıma bu hayalimi anlatmak zorunda kaldım. Neden? Onlar da hayal etsinler. Onlar da hayal etsinler. Yani hayallerin gerçe hayal etmeden gerçeğe ulaşamazsınız. Ben hayal ettim, bu gerçeğe ulaştım. Benim bundan sonra çocuklarıma, torunlarıma bırakacağım en büyük miras bugün Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak Galatasaray'a verdiğim hizmetlerin anılması olacak. Onun için hizmet etmekten gurur duyduğum Galatasaray için geçmişte yaptığım gibi bugün de elimden ne geliyorsa hizmet etmek için hazırım. Yani Galatasaray'ın bir neferi olmaya bütün hayatım boyunca da devam edeceğim. Evet, bugüne gelelim mi? Evet. Selahattin Beyazıt ve Riva sizi aynı cümlede evet. e, sizi de buluşturur Selahattin Efendim. Beyazıt ve Riva. Yalnız Dursun Özbek deyince dilinden düşmeyen ve ne kadar önemli olduğunu da Kemerburgaz'da gördüğümüz bir görüntü fotoğraf var. Yani hayranlıklar içerisindeyiz... ...dedim... E, muhtemelen aralarında sorun olan ama hepsiyle sorun siz dışında hepsiyle sorun olduğunu hatta Alp Bey dışında ve siz dışında hepsiyle sorun olduğunu bildiğimiz Fatih Terim'i de. Ya yani şu kareyi Sayın Başkan Bilmeyenler için söyleyeyim de radyodan dinleyenler için. Burası Kemerburgaz'ın açılışı. Bir önceki karayı verir misiniz? Arkadaşlar e, sevgili Fatih hocamız o resimdeki Faruk Süren'le, Adnan Polat'la, Burak Elmas'la ve Ünal Aysal'la sorun yaşadı. Dursun Bey'de ve Alp Bey'le sorun yaşamadığını biliyorum. Ve siz hepsini bir araya getirdiniz ve iki de bir hani diyorsunuz ya... Galatasaray sevgi, saygı, birlik, beraberlik. Ben buradan sonra artık dedim bu konuda pes yani. Bu, bu muhteşem bir fotoğraftı ama fotoğrafın özelliği Fatih Terim'in sorumlu olduğu dört başkanla da aynı ortama size inanarak gelmesi. Çünkü burada siz başkansınız. Evet. Şimdi bakın, biz Galatasaray'da yaptığımız işleri anlatarken veya yapacağımız projeleri anlatırken birinci seviyede şunu kullanıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar, biz eğer Galatasaray'ı bir yere getirmek veya da Galatasaray'ın projesi, bir projesinin başarıyla bir yere götürmek istiyorsak önce bir barışacağız. Geldiğim günden beri söylüyorum takip ediyorsanız biz Galatasaray'da bir sevgi iklimi yaratmak için çalışıyoruz. Benim alınan skordan yahut da yapılan işlerden daha önemlisi önce bu. Çünkü şunun farkındayım. Eğer bu barışı sağlayamazsam, eğer bu tesanütü sağlayamazsam hiçbir şeyi de yapabilme kabiliyetim yok. Onun için Birinci günden beri dilimizden düşürmedik. Arkadaşlar Barış'ın bu küskünlükler bitsin. Çünkü insanlarla konuşuyorum. Buradaki bütün başkanlarla konuşuyorum. Evet. Yani herkese konuşuyorum. Diyorum ki ya arkadaş amacımız ne? Galatasaray'ı iyi günlere taşımak. Ötekisiyle konuşuyorum. Amacımız ne? Galatasaray'ı iyi günlere Ya böyle bir fikir birliği varsa... ...böyle bir fikir birliği... ...her, her hedef aynı. Eğer hedef aynıysa... Biz niye bir kavga içinde yahut da bir çekişme içine girelim? Ben bunları bütün başkanlarıma, Fatih Hocama, herkes anlattım. Dedim ki arkadaş ben bu göreve bunun için geldim. Ben Galatasaray'da birlik ve beraberliği sağlamak üzere ve bizi tek yumruk, Galatasaray'ı tek yumruk haline getirirsek benim proje yapacağım projeler başarılı olur. Sportif manada da bizim bileğimizi kimse bükemez. Bunu hepsini tek tek anlattım. Ve o temel atma töreninde de hepsini davet ettim. Onlara buradan büyük bir teşekkür gönderiyorum hepsine. Benim itibar itibariyle inanarak o gün oraya hepsi geldi. Dediğiniz gibi. Çok Yani kemik. birbiriyle küs olan. Küs yani olan da var bu, orada. Tanıtım bütün hazirun burada aşağı yukarı. O günkü işte Kemerburgaz'ın temel atma. Yani vasıtasıyla... Başkan, burada 6 tane başkan var. Evet. Aralarında da sorun olan olabilir ama esas Fatih Hoca var yani. <laughs> yani Fatih Hoca yani hepsi bu bu ne yapıyor biliyor musun? Bizim eğer bugün kendimizi başarılı addediyorsak bunun temelleri o zaman atıldı. Bunun temelleri o zaman atıldı. Kemal Burgaza izninizle geleceğim. Madde madde gideceğim. Bir de ee, sizin bu eğer bu sene olursa 3. şampiyonunuz olacak. Evet. Çünkü 14-15'te de bir haftada olsa İskender Baydar'ın kulakları içindesin. Bir sezon, iki hoca, üç başkan, dört yıldız değil mi? Evet. evet. Bir hafta, son bir hafta siz başkandınız. Aslında orada da, bir 14-15 var. Orada da şöyle oldu. Ee, seçim dönemi geldiği zaman, seçim dönemi geldi. Ben Duygun abinin, rahmetli Duygun abinin başkan yardımcısıydım başkan yardımcısı olarak görevlerim vardı. Ve 7-24 statta o 7 ay boyunca kalmak suretiyle başarılı bir yöntem gösterdik o zaman. Şampiyon olduk. Daha doğrusu başkanlık seçimi oldu. Başkanlık seçimde ben maçların bitmesine 2 hafta kala mazbatamı aldım. Almak hı hı. durumundaydım. Bugün abiye gittim dedim. Bugün abi ben mazbatamı bugün almak istemiyorum. Bu sizin döneminizde gelen bir şampiyonluktur. Dolayısıyla Mazbatayı biz erteleyelim. Sizin başkanlık döneminiz maçlar bittikten sonra ben gider Mazbatam alırım ama sizin başkanlığınız burada okunsun dedim. Rahmetli de kabul etti ve ben Mazbatı törenini erteledim. Maçların bitişine kadar almadım. Ama seçilmiş başkan sizdiniz. Evet bendim o zaman. Şimdi dolayısıyla bu ee... Rahmetli Duygun abiyle çok güzel bir çalışma yaptık. Bana çok itimat ederdi ve çok değer verirdi. Yani kulübün maliyesi o zaman bendeydi. İnsan kaynakları bendeydi. Bütün yani diğer amatör şubelerin hepsi hemen bana bağlıydı. Ali ile, Ali Dürüst ile Abdurrahim Albayrak da futboldan sorumluydu. Ama maliye bendeydi. O dönemde bu o dönem çok önemli bir dönem benim için. Galatasaray tarihindeki çok önemli bir dönem. Önemi şuradan geliyor. O 7 aylık dönemde bir Galatasaray fotoğrafı çekebiliyorsun. Sorunlarıyla, problemleriyle, başarılarıyla çok mükemmel bir dönemdi. Bir ara dönem olmasına rağmen. Ve hasarlı bir dönemden çıktınız. Evet. Hasarlıydı o dönem. Hasar, 13-14 evet. hasar var. 14-15 evet. ekonomik hasar var orada. Evet, tabii. Büyük bir hasar var. UF'dan aldığımız cezalar var. Yani bunlar. Ve o dönemi e, Galatasaray'ın tam fotoğrafını çekmek suretiyle gördüm ve Galatasaray'ın eksiklikleri ne yapıp ne yapılması gerektiğini Tam olarak biliyorum. Başkanlığa adaylığımı koyduğum zaman da ben e, nereden başlayacağımı, ne şekilde götüreceğimi bilerek e, başladım. Ve Galatasaray'ın en büyük eksikliğinde finansal boyutunun önce, çünkü bir dönemde maliye yönetmişim. Ben maliyeyi yönettiğim zaman Galatasaray'ın esas da neye ihtiyacı olduğunu da tespit etmişim. Evet